Hamidiye Kültür Parkı'nı ziyaret eden Genel Sekreter Kadir Algın ve beraberindekiler yürütülen hummalı çalışmaları yerinde inceledi. İnşaatların son durumu, bölgede yürütülen çalışmalar ve proje süreci hakkında Genel Sekreter'e detaylı bilgi sunuldu. Yapımına geçen yıl başlanan Hamidiye Kültür Parkı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Osmanlı Sultanlarından 2. Abdülhamit döneminde saraya at yetiştiren tarihi haraların restore edildiği alanda inşa çalışmaları ise sürüyor. Aralarında tescilli yapılarında bulunduğu haralar bölgesinde uygulanan ve 250 bin metrekare alanda 11 tescilli yapının ve 22 özgün projenin de bulunduğu Hamidiye Kültür Parkı tamamlandığında cazibe merkezi haline gelecek. Önce işte plan proje müdürlüğü görevlerine verdi. Genel Sekreter Kadir Algın, yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Sivas'a değer katan önemli projelerden bir tanesi. Projeyle vatandaşlarımıza ferah bir alan sağlanacak dedi. Şu anda bütün ekibimizle Hamidiye Kültür Parkı'ndayız. Hamidiye Kültür Parkı yaklaşık 250 bin metrekarelik bir alanda Sivas Valimizin, Sivas İl Özel İdaresi'nin ve özellikle Sivas Valimizin projesini buraya takip amaçlı geldik. Kurum amirlerimize, birim amirlerimize yerimizi kontrol ettik. Sivas'a değer katacak projelerden bir tanesi. Çok çok önemli, büyük bir proje. Burada sportif alanlar, kültürel alanlar, oteller, kafeler, kitap kafeler gibi birçok yerleşim yeri var. Aynı zamanda peyzajla süslenecek ve insanlara ferah bir alan sağlayacak. Hem bölgenin istihdamına katkı sağlayacak, hem de bu projede bu pandemi döneminde de özellikle hissettiğimiz kapalı mekanların aksine açık, ferah alanlara sahip olmuş olacağız. Oyun alanlarımızdan tutun da otellerimize kadar, restoranlarımıza kadar, haralar bölgesine kadar, 11 adet tarihi binamızın restorasyonuna kadar ve her birine ayrı bir anlam yüklediğimiz binalara kadar bütün buradaki arkadaşlarımız titizlikle çalışıyor. Bu proje için biz başta Sayın Valimiz Salih Ayhan'a, Sivas Valiliğine, Sivas İl Özel İdaresi'nin bütün ekiplerine, burada çalışan iş arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. İnşallah en yakın zamanda projeyi tamamlayıp burayı halkımıza kazandıracağız. Teşekkür ediyoruz. Çünkü sizin sorduğunuz iptal edilmesi konusunda... Evet.